Komiserim, havada mı gene hırsızlık yaparsan yakaladım. Seninle ilgili dosyalar gelmişti bana biraz önce. Sen utanmayı mısın hırsızlık yapma? Ya utanmaz olur muyum komiserim? Zaten utandığımızı yüzüme bahsede kayarım da. Ben sana demedim mi ki? Ben seni bir daha karşımda görmeyeceğim. Ah! Görüm komiserim bağ kize. Komiserim ben hava adama dedim. Getirme beni. Komiserim kizlik bağ diye. Komiserim benim hiç suçum yok. Ha bu polisin getirdi beni buraya. Ya tamam tamam. Kes. Suçunu itiraf et. Ben suçsuzum komiserim. Sen suçlu değil misin? Yok suçlu değilim. Kimsin öyleyse? Ben mi? Ha. Ben arabayı çalan hırsızım. Bak 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 itiraf ediyorsun demek. Sen sadece arabayı çalmamışsın. Bir de cinayet işlemişsin. Seni cinayet işlerken gören bir de şahit var. Ya komiserim senin dediğinde laf mıydı? Beni görmeye 70 milyona inanıyorsun yoksa gören bir kişiye mi ya? Olur da. Sen yalan söylemenin cezasını biliyor musun? Ya komiserim onu nereden bileceğim ki? Ben polis miyim? Ama yalan söylemenin cezası cinayet işlemenin cezasına daha kötü de. Ya götürün bunu. Atın nezaretten gözüm görmesin ya. Götür. Ya bu senin komiserin de kafaya yemiş. Bir cetur bir cetur. Ne edeceğimi şaşırdım ben de ya. Ya çabuk götür artık nezarete. Birisi hakkında çok şey bilmeniz için onu iyi tanımanız gerekir. Eğer tanımadığınız halde o kişinin hangi yemekleri çok sevdiğini dahi biliyorsanız bunda bir iş vardı demektir. Bir izleyelim bakayım. Yetme. Altı altı geldi mi? Mars oldun. Helal olsun be birader. Ayrı Selami gibi buhteşe boylansın ha. Kim kim? Selami Selami. O güzel bir oyuncudur. Her bir şey mükemmel yapar. Hadi oradan be yap. Herkesin bilemediği bir şeyler vardır ama. Selami için öyle değildir. Selami muhteşe bir futbolcudur. İbrahim Tatlıses gibi güzel sesi vardır. Ayrıca çok da güzel dans eder. Selami gerçekten acayip biriymiş be ya. Sen ne dersin be ya? Selami'nin hafızası çok güçlüdür. Herkesin yaş gününü, evlilik yıl dönümünü bilir. Çatalla ne yedir, kaşıkla ne yedir. Her bir şeyi bilir. Her bir şeyi de tabir edebilir. Benim gibi beceriksiz değildir. Ben bir sigorta taksam bütün mahalle kararına. Sen bu Selami'yi bakayım çok iyi tanıyorsun. Yo aslında kendisini hiç görmedim. Yo hiç görmediğim biri hakkında bu kadar şey nereden bilirsin be ya? Çünkü eski karısıyla evliyim de onda. Giz. Bir dakika kardeşim. Cereyan yok ki ya. Bir dur. Geç şöyle. Komiserim hırsızı getirdim. Hırsızlık yaparken suç üstü yakaladık bunu. Anlat bakayım ne suç işledin? Ya komiserim ben sigara tiryacısıyım. Başıma ne geldiyse hep bu tiryacılığın yüzünden ya. Allah Allah. Sigaranın bu işten ne yücesi var? Ya komiserim. Gece tam yatıyordum. Baktım sigara yok. Sigara vurdu beynime. Ulan yatamadım, uyuyamadım, çıktım dışarı. Baktım hiçbir tane açık dükkan yok. Girdim bir dükkana, çepengini aldım oradan bir sigara, o kadar. Ya öyle mi? Ama polis öyle demeyi, polis seni kasaya atarken yakaladığını söyleyip ha. Ama komiserim, yani çok rica ederim yani. Şimdi sigarayı oradan aldık. Parayı kasaya koymayalım mı yani? Bu da suç mu düşünüyor? Nasıl? Efendim, rahat bir uyku çekmenin yolu... ...güzel bir yastıktan, rahat bir yataktan geçer. Kimisi yüksek yastıkta uyumayı sever, kimisi alçak yastıkta... ...kimisi de hiç yastık kullanmaz. Ama bazıları da yastığın ne demek olduğunu bilmiyor galiba. Beraber izleyelim. Ulan bakın, nedir sen o boruyla? Suları mı patlatmışlar? Ne suları? Lo? Bu boruyla kendime yastık yapacağım. La, buradan yastık olur mu? Niye ki? Serttir, acıtır. La ben o kadar sarak mıyım? İçine saman dolduracağım, o zaman yumuşak olur ha. Deme. Ben de bir boru bulup içine saman doldurayım o zaman. Ve? Efendim sakın olan birisinin arkasında konuşmayın. Konuşsanız bile olayı çok iyi anlamak lazım. Beraber izleyelim. Ulan tutun bak, tutun bak. Ulan Niyazi ne bu vaziyetin? Irak Savaşı'ndan mı geliyorsun? Ulan kamyon mu çarptı? Ulan plakasını ala buldun mu? Ya ne kamyonu ne plakası? Kavga etti, kavga. Oh. Ne kavga mı? Ulan adam hep suratına çalıştı. Biraz da midene çalışsa da. Kimle kavga etti o? Ulan bizim Cemal'la ya. Ayıp ayıp ya. Arkadaş arkadaşına hiç bunu yapar mı ya? İnsanlık yıldı mı ya? İnsan hayvana bu kadar vurmaz ya. Hiç sorma ula. Ula bu Çamal ne kadar terbiyesiz bir adamdı ya.
Suçu durun uşakla. Bilmiyor musunuz? Elmiş adamın arkasından kötü konuşulmaz. Nasıl? Efendim, kimimiz yağda yumurta, kimimiz sağında yumurta, kimimiz haşlanmış yumurta sever. Ama bir yumurta yüzünden haşlanan birini ilk defa göreceğiz, izleyelim. Abi bakkalcağızım, şuradan üç yumurta ver bakayım. Vereyim beyo. Kaç zamandır soracağım, hep unuturum. Neden sen bana hep küçük yumurta verirsin? Daha ne istersin beyo? Taşıması daha kolay olur beyo. Dur beyo, bu para eksiktir beyo. Daha ne istersin beyo, kolay sayarsın işte. Efendim, unutkan insanlar önemli olan şeyleri unutmamak için not alırlar. Telefonda işte unutmamak için dalga var, dalgaya yayarlar. Bir de parmaklarına ip bağlar. Bazen birini gördüğümüzde unuttuğumuz şeyi hatırlarız. Mesela kaynanayı gördüğün zaman evli olduğunu hatırlarsın. Bakalım bizim uşaklar neyi unutup nasıl hatırlamışlar? Beraber izliyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Dursun. Gel otur bakalım. Merhaba Temel amcacığım. Merhaba. Ya bana bak. He. Valiz filan. Hayrola yolculuk mu var? Nereye gidiyorsun? He Temel amcacığım. Merzifon'a gidiyorum. Merzifon'a ne yapacaksın ulan? Ya bir kamyon ot yükleyip getireceğim. Ya baba. Oradan bana böyle bir tane eşek getirebilir misin? Eşek? Ya herhalde getiririm ya. Kamyonda bir eşeklik yer olur. Tabii ya, öyle bir yere sıkıştırırsın onu. Sen merak etme ya. Ben o yer bulurum kamyonda. Dur bakayım, para vereyim sana. Ya Temel amcacığım. Ya bir eşeğin parasının lafı mı olur ya? Bırak parayı sen, ben getiririm sana eşeği. Benim hediyem olur sana ya. Hadi bana müsaade. Sağ ol, Allah razı olsun. Hadi, Allah ısmarladın. Hadi güle güle, Allah yolunu azık etsin. Sağ ol, sağ olasın. Hakkın helal et. Helal olsun. Hadi eyvallah. Selamünaleyküm. Oo, aleykümselam. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk Temel amca. Yolculuk nasıl geçti? Güzel geçti Temel amca. Sağ salim ki dükkü aldın. Allah'a şükür hiçbir sorun yaşamadım. O benim hediyeyi çadırdın mı? Eyvah Temel amca ya. Ben onu unuttum ya. Şimdi seni gördüm. Eşek aklıma geldi. Önemli değil. Sen kendini çözüldün ya. O yeder bana. Efendim, hasta olduğumuz ilk önce yüzümüzden anlaşılır. Gözlerimiz çöker, yüzümüz sararır, kaşlarımız düşer. Bu belirtileri şimdi hastalık olarak değil de hakaret olarak anlayan Güneydoğulu hemşerimiz derim. Genç arkadaşlarım, bugün size çok enteresan bir hastalık tanıtacağım. İyi not alın, sınavda soracağım. Buyurun genç arkadaşlar. Aha, hasta budur. Çok ender görülen bir hastalığa yakalanmıştır. Bakın, suratının rengi sarıya yakındır. Gözleri içine çökmüştür. Burnu hödük gibi ortadadır. Kaşları tepkisiz olduğundan ifadeleri anlamsızdır. Hele çeneye bakın, aşağı doğru sarkmıştır. Gördünüz mü? Sanki sen dünya güzelisin. Hiç aynaya baktın. Efendim, bir şehire, bir ilçeye, bir kasabaya önemli bir devlet adamının, devlet büyüğünün geldiğini nasıl anlarız? Trafik sıkışır, polislerin sinyalları çalar, olağanüstü bir durum olur. Ama bakalım bizim İdris'in bu olaya içgüdüleri nasıl bir bakış açısı getirmiş. Beraber izleyelim. Hayır İdris, neye bakıyorsun? Ulan görmeyeyim misin? Ha uçak ne güzel da Suzuli. İyi de neye bakıyorsun? Ulan Niyazi. Ne düşüneyim biliyor musun? Ha utansam muhakkak böyle mühim biri vardı ha. Ulan ne kadar cahil adamsın ya.
O uçağın içine mühim birisi olsa muhakkak onun da motosikletli polis olur ya. Ulan doğru diyorsun ha. Sevgili tüketiciler, aldığınız malın son kullanma tarihine mutlaka iyi bakmalısınız. Aksi halde sizin son kullanma tarihiniz olabilir. Satılan malın taze olması çok önemlidir. Tabii ki sattığınız müşterinin de. Hepsi canlı canlı bunların. Canlı canlı balık. Taze balık. Canlı canlı. Abi kızlanıp taze midir balıkların? Canlı canlı. Canlı canlı. Hadi. Abi sana derim duymaz mısın? Nasıl sen duymazsın tazacığım? Canlı canlı derim. Canlı balık. Olur mu hiç bayat? Bak bana. Ben de canlıyım ama değilim ki taze. Efendim o kadar da çok bilgim yok ama bir hırsızı kapalı bir yerde tutmanın tek yolu sıkışları kesmektir. Bu şekilde onun kaçmasını önleriz. İzlediğiniz zaman içinden çıkamayacağınız bir fikre geliyor. Beraber izleyelim. Komiserim, komiserim. Gördün mü? Nezarethanedeki suçlu yok komiserim. Hiçbir yere gitmiş olamaz. Kesin emniyette bir yerde saklanıyor. Çabuk çıkışları tut. Baş üstüne hemen efendim. Yürü de. Komiserim. Ne oldu, yakaladınız beni? Maalesef kaçtık komiserim. Nasıl kaçtı ula? Ben size demedim mi çıkışları tutun? Biz çıkışları tutmuşuzdur komiserim. Peki nasıl kaçtı? Giriş kapılarından birinden kaçmış olabilir. Ne diyorsun? Efendim birçoğunuz uçağa binmişsinizdir. Havada uçmak gerçekten insanı çok heyecanlandırır. En ufak sarsıntıda bile panik olmamak elde değildir. Eğer bir uçak yolculuğunda korkmamak, heyecanlamamak istiyorsanız Güneydoğulu hemşeri Selo'yu mutlaka yanınıza alın. İzleyelim. Hoo! Ulama hoş gelmişsin. Sağ olasın, hoş bulmuş. Ulan geç kaldın, seni daha erken bekledik. Ya sorma başımıza geleni. Hayırdır ağam, ne oldu? Uçakla gelirdik, 4 motorlu bir uçaktı. Havadayken motorlardan biri arıza etti. Uş! Ulan senin dilinden söyler. Kaptan pilot sonra dedi ki merak etmeyiniz. 3 motorla da inerik. Biz biraz rahatladık. Ağam sonra ne oldu? Derken ikinci motor da gitti. Anam anam. Belki sonra ne ettiniz? Sonra kaptan dedi 2 motorla da inerik. Ama 10 dakika sonra 3. motor da gitti. Ulan uçak düşür. Ulan ne uçağı mahu düşür oğlum. Ulan Amerika filmi gibi valla. Sonra indiniz mi? İndik tabi. Tek motorla indik. İnmeseydin burada olurdum. Zevzek zevzek konuşuyorsun. Cahil adam nereden bilecek canım? Oğlum 4. motor da arıza yapsaydı uçak havada mahsur kalırdı. Değil. Hatasız kul olmaz. Orhan Baba demişti. Ama bu kadarı da olmaz. Trakyalı hemşerimi izleyelim. Hayırdır Azacı Osman? Ne istiyorsun? Sorma Beyus Bey, bugün bir hata yapmışım be beya. Niye hatası beya? Sana bide ilacı yerine zehir vermişim beya. Sen ne diyorsun beya? Ben ilacı içtirdim beya. Ne olacak şimdi? Ne olacağı var mı? İlaç farkı olarak 5 lira daha vereceksin. Efendim fikralarla Türkiye. Türkiye'nin her yerinde. Beraber izliyoruz. Buyurun. Selamünaleyküm komiserim. Aleykümselam, buyur. Komiserim benim bir şikayetim var ya. Kimde şikayet? Ya komiserim benim kahveye yanıma çalışan bir tane İdris var. Üstüne aşağı tam bir süzme salak. Ya kovayırım onu bir türlü gitmeyin ya. Al bunu başımda komiserim. Peki salak olduğunu ispat edebilir misin? Tabii ya, hemen bak şimdi. İdris, uşağımıza bakayım buraya. İdris git bak bakayım ben kahve demeyeyim. Tamam hemen bakıp geliyorum. Git. Aha. Gördün mü komiser? Hakikaten bu salakmış ya. Sen ne diyorsun komiserim ya? Allah rızası için bir şey et ya. O kadar da salak değil mi? İçeri gel. Komiserim bir telefon açabilir miyim? Kimi arayacaksın? Dışarısı çok soğuktu. Bir daha kahveye gidip gelmeyeyim. Abladım kahveyi bir arayayım bakayım patronum oraya mı değil mi? Hemşerim sen haklısın ya. Bu tamamen uçtu ya. Ben sana diyorum komiserim.
için 10 çocuklu bu köle bir sedaka. Allah rızası için 10 çocuklu köle bir sedaka. Allah rızası için 10 çocuklu köle bir sedaka. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Allah razı olsun. Allah rızası için bir sedaka. Allah rızası için 10 çocuklu bu köle bir sedaka. Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Yok kardeşim, hem körüm dersin, hem 10 tane çocuğum var. Nasıl becerdin bu işi? Ya abi, ben çörüm. Ne ettiğimi ben biliyorum mi? Ne diyorsun? Efendim, benim asansörlerde nefret ettiğim bir şey vardır. Birincisi, asansörde yük ve eşya taşırlar. Buna uyuz olurum. İkincisi, boşuna yere meşgul edilir veya kapısını açık tutarlar. Gerçekten bu kabul edilecek gibi değil. Efendim aşağıda meşgul asansörü beklemekte sinir oluruz. Ama böyle bir sebepten dolayı asansör beklemek pek de alıştığımız bir durum değil. Beraber izleyelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Hop kardeş, nereye gitsen? Sıraya geç. Ne sırasıdır kardeş? Ya burada ne yazıyor okumayayım sen? Dikkat, asansör 6 kişiliktir. Biz de 3 kişi daha gelsin de hareket edelim diye bekliyor. Efendim, şu bir gerçek. Bazı insanların kafası ticarete muazzam çalışır. Ticari zeka ayrı bir marifettir. Hesap kitap bilmek ayrıdır, para kazanmak çok ayrıdır. Tıpkı Trakyalı hemşerim Hüsmen Ağa gibi. Abi Hüsmen, senin bu ticarete çalışan kafana hastayım bebeğe. Bende bu kafa oldukça daha çok para kazanırım be Osman. Anlamıyorum. Senin marketin sağında bir market, solunda ise başka bir market. Dede bütün müşteriler sana toplanır be ya. Osman, şimdi benim sağımdaki marketin camında gerçek ucuzluk burada yazar be ya. Solumdaki marketin camında kasabanın en büyük marketi yazar be ya.
Sorun da burada ya. Neden bütün müşterilerin alışveriş yapar be? Çünkü ben de benim marketin kapısına giriş buradandır diye yazdım be. Efendim hamsi Karadeniz sofralarının baş tacıdır. Yani hamsi deyince ağzımız suyu da aktı. Hele kış mevsiminde, hele bir daha beline kar vurursa var ya Allah tadına doyulmaz. Hamsi yemekleri çeşit çeşittir. Yani buğulaması vardır, ızgarası vardır, kızartması vardır, pilavlisi vardır, her şeyi vardır. Ama Veresiye hamsi nasıl olmuş ben de merak ederim. Beraber izleyelim. Selamun aleyküm Kargarış Demir. Aleyküm selam Fadime Hala, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? Sağ ol, iyiyim, sen nasılsın? Allah'a çok şükür ben daha iyiyim. Bana oradan 2 kilo hamsi vereceksin. Tamam hala. Yalanız param yok, parasını haftaya vereceğim sana. Ya canın sağ olsun ya. La paha bak, taze midir o hamsiler? Hala bunlar sabahleyin geldiler. İçeride biraz kızarttım, istersen bir tane kedireyim vereyim sana da ye. Yok yok, sağ ol. Benim 3 sene öncesinden Ramazan'dan kalma borcum var ki oruçluyum, onu tutayım. Ne tökeyorsun onları oraya? Allah'ın borcunu 3 senede vermiyor, benimkini hiç verme. Nasıl? Akşama gelirken bir şey istiyor musun Ayşe? Kolay gelsin bey. Allah işlerini rast getirsin. Canının sağlığı. İyi, hadi eyvallah. Ula bu ne? Cam açık. Kapıyı da açmışlar. Allah! Tüh Allah cezalarını versin. Yeni aldığım teybi çalmışlar. Ula bu 2. kez oluyor. Görüyor musun? Neyse. Cana gelen mala gelsin, ne edek? Gidem de yeni bir teyp alan bari. Abo! Ula! Yazıktır ula, yazıktır la! Yine teybi çalmışlar, yeni aldım teybi çalmışlar ya. Ya bu kaçıncı ya? Ulan bir daha teyp alırsam bakalım neyi çalacak bu zamana insafsızlar. Ben size yapacağımı bilirim. Ah şimdi göreceğiz. Artık arabada teyp yoktur. Çalmayın. Araba yok lan! Lan! Arabanızda teyp yokmuş. Sen hiç üzülme. Biz ona bir teyp takarız. İmza ailenizin kır kızları. Bu ne lan? Efendim hem karını çok geveze. Vidi vidi. Hem de hırtlağa kadar borcunuz varsa gerçekten durumunuz iyi değildir demektir bu. Ama ne demişler? Her zaman olaylara iyi yanından bakmak gerekiyor. İzliyoruz. Olmuyor Osman, olmuyor. Karımdan boşanacağım. Ne oldu be Hüsmen, ne diye boşanırsın? 5 yıldır tek bir kelime bile atmadım ya. Abi Hüsmen, insan 5 yıldır karısına tek bir laf bile etmez mi ya? Ya 5 yıldır hep konuşuyor. Ben de sözünü kesmek istemedim be ya. Hem de gırtlağa kadar borç içindeyim ben ya. Gırtlağıma kadar be ya. Abi yatıp kalkıp dua edeyim Hüsmen. İyi günde boyu kısa be ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.